Bu videoda daha doğrusu bu video dizisinde şuraya doğru gideceğim. Bir yapay zekanın sanat eseri üretmesinin imkanı ya da yapay zeka aracılığıyla üretilen sanatsal çalışmaların niteliği gibi güncel bir olay var. Şimdi bu güncel olayı değerlendirirken yapay zeka sanatçı olabilir mi? Hayır, olamaz gibi bir yerde durmayacağım. Daha önce böyle bir videom veya beyanım vardı sanırım. Zaten bütün akademik çalışmalarımın da rengini değiştiren böylesi gelişmeler oldu. Yani gündemin kendisiydi. Çünkü bir iddiada bulunduktan sonra felsefede en azından o iddianızı makul bir şekilde temellendirmeniz beklenir. Ben de yapay zekanın bir sanatçı özne olması konusundaki eksiklikler, farklılıklar, olması gereken maddeleri özetlemeye giriştiğimde karşıma kocaman bir e, zihin felsefesi literatürü geldi. Çünkü özne olmaklık meselesini tartışmaya başladım. Bu noktada da şöyle bir şey yapacağım. Yapay zeka ve sanat ilişkisini tartışmadan önce belirli adımlardan geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Gerçekten de felsefe içerisinde bile yapay zeka sanat bağlamının çok fazla tartışılmıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi bir felsefeci olarak felsefe perspektifinden konuşuyorum. Sanatın genellikle çok muğlak bir konu olarak görülmesi. Yani analitik zihin felsefesi denilen bir alan var. Bu alanda çalışan insanlar, yapay zeka araştırmacıları pek çok şeyden bahsediyoruz ama sanat felsefesi bile felsefenin içerisinde daha küçük bir grubun ilgilendiği bir alan iken bunu yapay zeka gibi teknik bir kısımla ilişkilendirmek ister istemez işin içine zihin, bilinç gibi kavramların da giriyor olması konuyu aslında zıvanadan çıkartıyor. Çünkü bilmediğiniz o kadar çok şeye bulaşıyorsunuz ki hani bir bilinen bilinmeyenler var iki bilinmeyen bilinmeyenler var. Buradan bir yere ilerlemek çok zor gözüküyor. O yüzden Yeri geldiğinde bu tarz gelişmeleri değerlendirebilmemiz için önce gelin sanat ne ne menen bir şey herhangi sıradan bir nesneyi sanat haline getiren nedir bunu bir konuşalım çünkü siz bir yapı markete gittiğinizde tuğlalarla karşılaşabilirsiniz. Sonrasında bir sanat mekanında şu tuğlalarla karşılaşırsınız ve bu bir sanat eseridir. Oysa bakıldığında e, yapı marketin içerisinde yan yana getirseniz bu kadar tuğlayı o bir sanat eseri haline gelmez değil mi? Bu noktada gelecek tartışmalarımızda her defasında dönüp konuyu aydınlatması için bir sanat tanımı geliştirmeye çalışacağız ve şunu soracağız herhangi bir şeyi herhangi bir şeylikten çıkartarak sanat eseri haline getiren nedir. Konuyla ilgili Kogito dergisinin imajı Düşünmek başlıklı sayısında bir makalem var. Bu dergi yayınlanıcı. videoda da bu makalede yapmaya çalıştığım, benim geliştirmeye çalıştığım sanat tanımlamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Başlangıçta şunu söylemek lazım. E, sanat duygu ve düşüncelerin dışa vurumudur gibi bir yere varacağımı düşünüyorsanız epey yanılıyorsunuz. Göreceksiniz ki en sonunda ancak ve ancaklar x XY'lerle birlikte geliştirdiğimiz analitik bir formüle ulaşacağız. Analitik sanat felsefesi denen bir şey olduğundan bahsetmiş miydim? Evet bahsetmiştim. Biraz sanat kuramı ve teorisiyle başlayacağım ama tırnak içinde söylüyorum. Sonrası hardcore felsefe ve fenomenoloji olacak. Özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan sanatsal pratikler artık sanat denildiğinde böyle gözü pek bir tanım e, bu zamana kadar var olan bundan sonra da var olacak bütün sanat eserlerini kapsayacak bir tanım geliştirmemiz konusunda bir güvensizlik yarattı. Çünkü aslında geleneksel olarak bir sanat denildiğinde işte güzellikten, hazdan, beğeniden söz ediyorduk. Oysa yüzyılın sanatını düşündüğümüzde geleneksel o burjuvazinin estetik yargılarının, o beğeni yargılarının gözden düştüğüyle karşılaştık. Güzeli bir kenara bırakın, çirkinin estetiğinden söz etmeye dahi başladık. O yüzden sanat kuramı kitaplarında genellikle şöyle bir söylem olduğu görülür. Bir kavramın bir pratikler ya da nesneler kümesine ait ortak özelliklerin genellemesini isteyen Salim öğretinin tersine, resim, müzik, dans, sinema ya da heykele ait ortak özellikleri tanımlayacak bir sanat kavramı sergilemek kesinlikle olanaksızdır. Buradaki vurgu biraz da şey tabii. Şimdi sanat diyorsun ama hangi sanattan söz ediyorsun? E resim sanatından mı bahsediyorsun? Müzikten mi bahsediyorsun? Dans'tan mı bahsediyorsun? Her biri birbirinden o kadar farklı ki. Her birine sanat diyorum ama bakıldığında ne kadar ortak özellikleri var aslında? Ya da her birini kapsayacak böylesi bir ortak özellikler kavramı oluşturmak mümkün mü? Bu tartışmada referans verilen bir düşünür var. Wittgenstein. Wittgenstein'in Felsefi soruşturmaları adlı kitabında bahsetmiş olduğu bir fikir var. Aile benzerliği kuramı. Bunu bir oyun örneği üzerinden alalım. Şimdi çocuk oyunlarını düşünün. Çeşitli türden çocuk oyunları. Aklınıza ne geliyor? Benim e, saklambaç, yerden yüksek, istop, körebe... Bir binlerce çocuk oyunu düşünebilirsiniz. İp atlamak gibi. Aslında bakıldığında bu oyunların her birinin farklı kuralları vardır. Farklı biçimlerde oynanır. Farklı kişi sayılarıyla, farklı araçlarla birlikte ancak meydana gelir. Ama her birine biz yine de bu bir çocuk oyunudur demeye devam ederiz. Wittgenstein diyor ki: Çocuk oyunlarına baktığımızda ya da çocuğu iptal edelim genel olarak oyun dediğimiz kavrama baktığımızda hiçbir ortak özellik göremeyiz bunlarda. Ama buna rağmen bir şeye oyun dememizi sağlayan aslında onların ortak özelliklerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz Oyun kavramı değildir değil mi? Siz böylesi bir oyun kavramı olmaksızın da bir şeyin oyun, ya oyun olup olmadığını doğrudan anlarsınız. Wittgenstein'ın söylediği şey şu. Tanım aramak aslında Sokrates'in başımıza sarmış olduğu bir mefhum. Tanımlar olmaksızın da yapabiliriz. O yani oyun nedir, sanat nedir gibi sorular çok da anlamlı olmayabilir. Böylesi bir yanıt olmaksızın da sanatın ne olduğunu oyun örneğinde olduğu gibi Aile benzerliğinden yola çıkarak anlayabiliriz. Wittgenstein'in bu aile benzerliği kuramı sonrasında özellikle 1950-1960 civarındaki sanat kuramına damgasını vuruyor. Çünkü kimi sanat teorisyenleri sanatın da tıpkı bir oyun gibi tanımlanamaz olduğunu düşünürler. Bu noktada size 3 tane ünlü teorisyenden bahsedeceğim. Bir tanesi Weitz, ikincisi Dickey, üçüncüsü ise Dantov. Danto tıpkı Wittgenstein gibi sonra fikrinden vazgeçecek. Veits'in bir makalesi var. Estetikte teorinin rolü. Orada şöyle söylüyor. Doğası gereği kapsamı genişleyebilir ve zamanla değişebilir olduğundan sanatın tanımlamasını yapmak mantıksal açıdan imkansızdır. Hakikaten bir düşünün. Bundan binlerce, yüz binlerce yıl önceki mağara resimlerini mesela. Sonrasında gözünüzün önüne antik çağda, antik Yunan'da veya Roma'da yapılmış bir anforaya getirin. Sonrasında duvar resimlerini, orta çağdaki freskleri getirin, heykeli getirin, dansı getirin, müziği getirin. Her biri birbirinden oldukça farklı gözüküyor ve biz yine de her birine sanat demeye devam ediyoruz. Waits doğrudan Wittgenstein'ın aile benzerliği kuramını kullanacak. İkinci karakterimiz Arthur Danto ise 1964 yılında Sanat Dünyası isimli bir makale yayınlıyor. Bu makalede bir şeyi sanat eseri haline getiren koşulların aslında sanat eserinin kendisine indirgenemeyeceğini savunuyor. Sanat eserinin o yapıtın dışında kalan başka faktörlere ihtiyaç vardır. Bunlardan bir tanesi sanatın teorisi, ikincisi sanatın tarihi, üçüncüsü ise sanat dünyası adını verdiğimiz kavram. Sonrasında George Dickie de Arthur Danton'un bu Art World makalesinden yola çıkarak aslında bir şeyi sanat eseri haline getirenin doğrudan sanat dünyası olduğunu söyleyecek. Tarih 1960'lar diyelim. Hatta bakayım tam olarak 1969. Yani aslında bir tuğlayı sanat eseri haline getiren şey sanat dünyasının bir araya gelip evet bu bir sanat eseri demesinden daha fazlası değil. Buna sanatın kurumsal teorisi adı verilir. Çünkü bu fikre göre bir şeyin sanat olması demek aslında bisiklet olmaktan, bardak olmaktan, masa olmaktan farklıdır, değil mi? Sanat olmanın anlamı bir grup insan tarafından takdir edilmiş olmak ve sınıflandırılmış olmaktır. Bana kalırsa bu açıklamalar Hala bazı açılardan eksik ki Dantoya kadar ise de eksik ki sonrasından geliştirmeye doğru gidiyor. Madem bir grup insanın sanat dediği şeye biz sanat diyoruz peki bu grup insan neye göre o şeye sanat diyor? Yani bir başlangıç sorunu var. Kişileri o şeyin bir sanat yapıtı olduğunu ön görmeye iten nedenler neler? Baksanıza karşımızda tuğla, kutu, metal plaka falan var. O yüzden bana kalırsa sanat dediğimiz şey sanat yapıtı olmaksızın mümkün olamayacağı için ortaya attığımız sanat kuramının sanat tanımlamasının sanat yapıtı hakkında bir şeyler söylemesi gerekir. Çünkü yapıttan bağımsız bir sanat kavramı düşünemediğimize göre en azından yapıt hakkında belirleyici bazı ilkelerimiz olmalı. O halde bu bahsetmiş olduğum makalede şöyle bir yerden yola çıkmıştım. Bütün sanat yapıtlarında zorunlu olarak var olan o olmaksızın sanat yapıtının ortaya çıkamayacağı bir nitelik bulabilirsek aslında bu sanat tanımı geliştirmemiz için bize yol gösterebilir. Peki bu ne olabilir? İmge. Az önce farklı dönemlerdeki sanat eserlerinden bahsetmiştim. Hani milattan önce 60 bin sene öncelerine kadar gittiğimizden itibaren şöyle bütün sanat tarihini ve farklı sanat eseri, farklı sanat türlerini düşünelim. Hepsinde ortak olan şey ne? Aslında hepsinin imgesel olması değil mi? Ama imge biraz garip bir kelime. Aslına bakarsanız bütün kelimeler garip olabilir. Çünkü genellikle gündelik hayatta kullandığımız kelimelerin tam olarak ne olduğu üzerine düşünmeyiz. İmgenin de ne olduğunu bilirsiniz yaklaşık olarak ama imge nedir dediğimde pat diye bir yanıt vermek kolay olmaz. Bu konuda güzel yanıtlardan bir tanesini Jean-Paul Sartre İmgelem adlı kitabında vermişti. İşaret anlamına gelen im sözcüğünden türetilen imge İşaret edilen şeyin yokluğunda onun yerine geçen bir görünümdür. Çok açık olmamış olabilir. İmge kelimesini böldüğümüzde kökende bir im var. Bahsetmiş olduğumuz bu im iki ayrı parçadan oluşur. İmleyen ve imlenen. Mesela A harfini düşünelim. A harfi nedir? Bir imgedir, değil mi? Ekranda görmüş olduğunuz A harfini oluşturan şu üç çizgi bir imleyendir. Kendisi dışında başka bir şeye işaret eder. Neye işaret eder? A sesine. Bakıldığında ortada bir imleyen, bir de imlenen var. İşaret edilen şeyin kendisinin yokluğunda, yani A sesinin yokluğunda bu üç çizgi onun yerine geçen, onu imleyen bir imge haline geldi. Sanat eserlerinde de hangi türde olursa olsun, hangi tarihte, hangi üslupta yapılmış olursa olsun kaçınılmaz olarak birer imge görürüz. Hatta bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Hans Belting isimli ünlü bir sanat tarihçisi, bir sanat yazarı var. Şey diyor, 14. yüzyıla kadar aslında bizim gördüğümüz şey sanat değil. Sanattan önceki imgenin tarihi. Çünkü sanat olarak sanatın ortaya çıkmasının 14. yüzyıldan başlatıyor. Hatta bir örnek daha vererek biraz daha daraltmaya gideyim. Bir de Sanatın İcadı isimli kitabın yazarı Larry Shiner var. Shiner'da bizim sanat olarak anladığımız şeyden sanat olarak sanattan 18. yüzyıla kadar bahsedemeyeceğimizi, sanatın 18. yüzyılda ortaya çıkan bir batı icadı olduğunu söyler. Ama Belting ve Shiner sanat olarak sanattan bu tarihlere kadar söz edemesek de o tarihe kadar olan şeye imgenin tarihi diyor. Ortada sanat yokken bile imge olmaklık vardı. Mesela bu Lascaux mağarasındaki duvar resimleri. Birer imgeler, değil mi? Kendileri dışında bir şeyi imliyorlar. Anlamları ne olabilir? Totemsel olabilir. İlksel insanların sanattan totemsel amaçlarla av öncesinde gerçekleştirmek istedikleri niyete dair yapmış olduğu bir betimleme olabilir. İsterseniz şiir, isterseniz müzik, isterseniz tiyatro, isterseniz dans deyin. Her sanat eseri vazgeçilmez olarak imgesel bir karaktere sahiptir. Edmund Husserl'in söylediği gibi imge olmaksızın bir sanat eseri olamaz. Bu da enteresan bir konu. Sizinle daha önce Husserl üzerine bir video çekmiştik. Fenomenolojinin kurucusu olduğundan bahsetmiştim. Aslında Husserl 40 bin sayfa yazmış olmasına rağmen sanat üzerine özel bir çalışması olmayan ender filozoflardan bir tanesi. Yani sanat teorisi denilen bir şey yok Husserl'in. Ama günümüzde Husserliana başlığıyla çıkartılan bir seri var. Onun böyle stenografi tekniğiyle yazmış olduğu el yazmalarını Belçika'da yer alan Husserl arşivleri yayınladılar ve yanılmıyorsam 40 civarında kitap böyle kocaman bir seri halinde çıktı. Bu serilerin 32 veya 33. kitabı fantezi imge bilinci ve hafıza olması lazım. Husserl böyle bir sayfa içerisinde 3-5 kelam ediyor sanat hakkında ve o sözlerden bir tanesi de imge olmaksızın sanat eseri olamaz meselesi. Çünkü Yine Husserl'in vermiş olduğu örneklerden bir tanesi ekranda gördüğünüz Albert Dürer'in İmparator Maximilian'ın portresi adlı resmi. Eğer siz İmparator Maximilian'ın kim olduğunu bilirseniz baktığınızda orada bir ''Aa bu İmparator Maximilian'' dersiniz. Ama mesela Polinezyalıysanız en fazla yaşlı bir erkek dersiniz. Orada her defasında biz bir erkek, yaşlı bir erkek, İmparator Maximilian gibi kendi yaşam dünyamız, önceki deneyimlerimize, bilgimize bağlı olarak bir erkek figürü görüyoruz. Peki aslında orada var olan ne? Resme biraz yaklaşalım, yaklaşalım. Kanvas, kanvasın üzerinde boya pigmentleri ve bazı şekiller. Resimde aslında orada bir erkek veya İmparator Maximilian yok değil mi? Resmi ortaya çıkartan malzemelerin her biri kendileri olmaktan çıkarak, kendi ilksel anlamlarını iptal ederek bir şeyin imgesi haline gelmişler. Siz resme baktığınızda kanvas üstünde pikseller görmezsiniz. Yaşlı bir erkek görürsünüz. Husserl'in de dediği gibi gerçek olan şeyler, mobilya, dekorasyon, boya her şey bizi sanatsal ilüzyona sevk etmek için hizmet verir. Sanatsal ilizyon eseriyle karşılaşan izleyici aslında her defasında paradoksal bir durum yaşıyor değil mi? Siz fiziksel maddi bir malzeme ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Orada kanvaz var boyalar var ama siz o fiziksel malzemenin kendisine değil de onların işaret ettiği onların imlediği o anlamı görüyorsunuz. Yani her sanat eserinde aslında bizzat bir ikilenme var imleyen ve imlenen olarak malzemenin kendisi ve onun işaret ettiği onun temsil ettiği anlam olarak. Husserl'in bu konuyla neden ilgilendiği de aslında biraz ortaya çıkıyor. Bir ikilik var. Görünen, görünenin, görünenin işaret ettiği anlam. Fenomenolojik bir yapı yani. Her ne kadar Husserl'in kendisi sanat teorisi üzerine özel bir çalışma yapmasa da, ondan sonra fenomenolojiyle ilgilenen pek çok düşünür özellikle sanat üzerine çalışmalar yapıyorlar. Bunun da sebeplerinden bir tanesi burada bu ikilik bağlamında bir niş olması. Aslında bu imgeler konusunu biraz daha da açabilirim. Hatta o kadar açabilirim ki Platon'un sofist diyaloğuna kadar geri dönebilirim. Çünkü Platon sofist diyaloğunda da benzerlik, benzemezlik, taklit meselesi üzerine bazı şeyler söyler ama konuyu daha fazla uzatmayacağım. Çünkü varmaya çalıştığımız şey sanatın ne olduğunu ilişkin analitik bir tanım geliştirmek. O halde sanatın ne olduğuna dair bir, bir formülasyon geliştireceksek birinci adımımız, birinci öncülümüz şu olabilir. Her sanat yapıtı kaçınılmaz olarak imgeseldir hem fikir miyiz? İmgesel olmayan bir sanat eseri bulursanız kanalı kapatırım diyormuşum. Hayır bu video üzerine bir güncelleme çekeriz. Bu noktada aklınıza şöyle bir örnek gelmiş olabilir. Mesela John Cage'in 4.33 saniye adlı performansını hatırlayalım. John Cage piyanonun başına geçiyor ve 4.33 saniye boyunca hiçbir şey yapmıyor. Aslında bir notaya basmıyor. Doğal olarak ortaya çıkan bir imleyen yok. Dediğim şey çökmüş gibi olabilir. Ama eserin adına bakın 4.33 saniye. Orada her günkülüğün içerisinde zamanı kendisi içerisinde bırakmıyor John Cage değil mi? Zamanın günlük akışı içerisinde 4.33 saniyeyi başlatıyor ve bitiriyor. Zamanın içerisinden bir kesiti sınırlamak, biçimlendirmek suretiyle bizim gözümüzün önüne koyuyor ya da daha doğrusu zaten yaşadığımız zamana ilişkin bir farkındalık kazanıyoruz ve bu defa başka bir şeyin temsili haline geliyor. And now a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist William Marx. sanatın vazgeçilmez olarak bir imge olması meselesi aslında bizi 2. Kasım'a getirdi. Biçim ve anlam. Andy Warhol 1964 yılında yapmış olduğu şu Spirillo sabun kutularıyla sanat olan ve sanat olmayan arasındaki ayrımı soru konusu haline getirmişti. Normal şartlarda endüstriyel bu sabun kutuları ile görünürde birebir aynı olan sabun kutuları üretti ve bunları birer sanat eseri olarak sergiledi. Bu örnekten yola çıkarak Arthur Danto sanatın ne olduğunu tekrar düşünmeye başladı. Görün görünüşte ve estetik alımlamada özdeş olmalarına rağmen aslında aynı değiller. Onları birbirlerinden farklılaştıran şey anlamlarıdır. Buradan yola çıkarak Arthur Danto şöyle bir yere vardı. Bir sanat eseri vazgeçilmez olarak iki unsurdan oluşur. Biçim ve anlam. Sanat eserleri cisimleştirilmiş ya da biçim kazanmış anlamlardır. Her sanat eseri vazgeçilmez olarak bir şey hakkındadır. Konu ve anlam birbirine yakın gözükse de aslında özdeş değildir. Bir sanat eserinin hiçbir konusu olmayabilir, yine de en az bir anlamı vardır. Ama bu tanımlama, yani sanatın imgesel olması, sonrasında biçim kazanmış anlam olması gibi meseleler bizi üçüncü adımda başka bir yere getirdi. Adım adım ilerlediğimizde zorunlu başka bir yere varmamız gerekiyor. Çünkü bir anlamdan söz edebilmemiz için, bir şeyin kendisi dışında başka bir şeyin temsili olması için en az iki şeye daha ihtiyacımız var. Bir, sanatçı. iki izleyici. Malzemeye biçim vermek suretiyle sanat yapıtını ortaya çıkartan sanatçı, fail, özne olmaksızın sanat yapıtından söz edilemez. Aslında bu kelimenin doğasına da oldukça uygun. Bugün İngilizce'de kullandığımız art kelimesi Latince ars'tan o da eski Yunanca'daki tekneden geliyor. Teknenin veya arsın şöyle bir anlamı da var. Doğanın kendisinde var olan doğal olana karşı insanın ürettiği şey, yani doğal olana eklediği şey. Bu enteresan. Buradan, şur buradan şunu düşünmeyi hep severim. Mesela yapay zeka için biz ne kullanıyoruz? Artificial değil mi? Yapay kelimesine gelen yapay kelimesi için İngilizcede artificial diyoruz. Artificial kelimesini böldüğümüzde de başında bir art var. Sanat. Sanat da zaten. Başlangıçtan beri doğanın kendisinde olmayan, doğal olmayana bizim yapay olarak eklediğimiz bir şey anlamına geliyordu. Ama sizin bir şeyin yapay olmasından bahsetmeniz için onu meydana getiren bir faile, bir özneye ihtiyacınız var. Bu zaten çok belirleyici bir ayrım. Mesela muazzam bir gün batımı gördünüz diyelim. Onun çok sanatsal olduğunu düşünebilirsiniz ama gün batımı bir sanat eseri değildir. Çünkü o zaten doğanın kendisine aittir. Ama bu muazzam gün batımının bir resmini görürseniz bir fail ya da bir özne ortaya çıkarmışsa onu bu defa bir sanat eserinden söz edersiniz. Tam da bu yüzden George Dickey 1974 yılında yapmış olduğu sanat tanımlamasında şundan bahseder. Bir sanat eseri insan yapımıdır. Dickey'i yapay zeka tartışmalarında görmemişti tabii bunu söylediğinde. Anakronizm hatasına düşmemek lazım ama kastettiği doğanın kendisi içerisinde ortaya çıkan estetik sanatsal bir görünümdü. Belki de hayvanları da düşünerek böyle bir belirlemeye gitmişti. Ama buraya kadar söylediklerim bizi bir sonuca vardırmıyor. İmgesel olacak bir biçim kazanmış anlam olacak, bir sanatçı tarafından ortaya çıkacak. Hala anlam kısmında bazı boşluklar var. Çünkü bir şeyin anlamından bahsetmemiz ya da bir şeyin anlam kazanması için aslında bir yorumlayıcıya, bir alımlayıcıya ihtiyacımız var. Yani izleyiciye. İzleyici konusu enteresan bir konu. Sanat tarihi boyunca şöyle bir üçgen var bence. Yapıtın önceliği, sanatçının önceliği Sonrasında da modern sanatla birlikte izleyici denilen şey sanat tarihi sahnesinde görünür hale geliyor. Hatta öyle ki Happening adını verdiğimiz, performans adını verdiğimiz sanat türlerinde izleyici doğrudan o sanat eserini meydana getiren en önemli fail haline geliyor. Çünkü yeni Husserl'in bahsettiği bir konu var. Eğer X, X olmaktan çıkarak Y'nin temsili haline gelmişse X'in Y'yi temsil etmesi için X'i Y olarak yorumlayan bir yorumlayıcıya ihtiyaç duyar. Bu kısmı o kadar fazla açabiliriz ki gözlemci etkisi bile denilebilir. Alımlayıcı öznenin deneyimi, estetik deneyimi olmaksızın aslında sanatta imgesellikten söz edemeyiz. Çünkü hatta imgeden dahi söz edemeyiz. Çünkü bir şeyin imge haline gelmesi için kendi malzemesini birinci anlamını iptal etmesi ve bir şeyin temsili olması gerekir. Ve bir şeyin temsili olmasının da yegane yolu aslında onu alımlayan, yorumlayan bir özne olacaktır. Bu konuyla ilgili sürekli anlatmayı çok sevdiğim bir örnek var. 2001 yılında Damien Hirst isimli bir çağdaş sanatçının Londra'da bulunan bir galeride yapmış olduğu bir enstelasyon var. Enstelasyon yerleştirme demek. Galeri mekanının içerisine bir ev temsili, bir ev tasviri olarak kurguluyor. Zaten enstelasyonun ismi de evim evim güzel evim. Mekanın içerisinde dağınık bir biçimde duran şişeler, bardaklar, kullanılmış bardaklar, kül tablaları var. Yani pislik içerisinde. Bir ev partisi düşünün, ev partisinin ertesi günü şeklinde gözüküyor bu galeri. Galerinin açılışı yapılıyor, sanatçı ve sanat çevresi o fularlılar şaraplarını içip kutlamalarını yaptıktan sonra dağılıyorlar. Fakat galerinin temizlik görevlileri bu alana girdiğinde neyin sanat eseri, neyin sanat eseri olmadığının ayırdığına varamıyorlar. Ve oradaki kirlenmiş bardakları, doldurulmuş sigara izmaritleriyle dolan kül tablalarını sanat eseri değil de sanki bu eserin kutlamasında kullanılan, kirletilen pisliklermiş gibi düşünerek temizliyorlar. Ertesi sabah galerinin görevlileri İçeri girdiklerinde enstalasyonun bir kısmının temizlenmiş olduğunu görüyor. Sahneyi hayal edebiliyor musunuz? Çağdaş sanat yaptığınızı düşünüyorsunuz ama ertesi gün galeriye bir giriyorsunuz çamaşır suyu kokuyor içerisi. Burada her defasında şöyle bir yere varıyorum bir şeyin sanat eseri haline getiren ya da bir şeyin sanat eseri olarak algılanmasının yegane koşulu aslında onu bir sanat eseri olarak alımlamaya hazır olan, ona bir sanat eseri olarak yönelecek izleyicinin bilincidir değil mi? Eğer sizde karşılaştığınız şeyin bir sanat eseri olduğuna dair bir fikir yoksa o sizin için temizlenmesi gereken kirli bir kül tablasından daha fazlası değil. Haliyle Sanat bir şeyin sanat olması, sıradan bir malzemenin sanat eseri haline gelmesinin önemli koşullarından bir tanesi alımlayıcı izleyicidir. Çünkü bakıldığında eğer sanat biçim kazanmış anlamlardır diyeceksek, oradaki konu yani anlam meselesi her defasında bir ilişkiyi varsayar. Anlam hiçbir zaman şeylerin kendi içkin doğasında değildir. Anlam her defasında bir ilişkiyi varsayar. Bundan çokça bahsediyorum aslında. Mesela yaşamın anlamı. Yaşamın anlamı dediğinizde yaşamın kendisinde bir anlamından bahsetmeyiz aslında. Sizin yaşamla kurmuş olduğunuz ilişkiden söz ederiz. Yönelimsellik dediğimiz bu ilişkisellik anlam dediğimiz şeyi ortaya çıkartır. Bununla ilgili sevdiğim bir başka örnek ise 2015 yılında Jennifer Lee isimli bir müzisyenin yaşadığı şey. Onun bu hikayesini Netflix'teki bir belgesel serisinde görmüştüm. Sanırım Explained in Mind serisindeydi. Jennifer bir müzisyen ama geçirmiş olduğu bir kaza sonrası aslında beyninde bazı hasarlar oluşuyor ve beyninde oluşan bu hasarlardan sonra müzik dinlediğinde tabii daha önce müzisyen olduğu için dinlemekte olacağı şeyin müzik olduğunun bilincinde ama sadece bağı kuramıyor. Sadece bir gürültü gibi geliyor ona. Jennifer şöyle söylüyor. Eğer dinlediğiniz şeyin müzik olduğunu anlayamazsanız, sizin için sadece bir gürültü haline gelir. O halde şöyle toparlayabiliriz. Bir imgenin bir imge haline gelebilmesinin önemli koşullarından bir tanesi o imgeye eşlik eden izleyicinin bilincidir. Sona yaklaşıyoruz. İmgesellik biçim kazanmış, anlam, sanatçı ve izleyiciden bahsettim. Yine de şöyle bir yer var. Yani izleyiciden bahsedip sonrasında anlamdan bahsettiğimizde sanki her defasında sanat eserinin bir anlamı varmış gibi bir şeyden bir yere varıyoruz ama öyle olmadığı çok açık. Aslına bakarsanız bu da yine imge ve anlam konusuyla ilgili. Yani fenomenolojiden ve gösterge bilimden faydalandığımızda aslında anlamın bir ilişki olduğunu, şeylerin kendi içkin doğasında olmadığını söylediğimizde anlamın mutlaklığından ziyade süreksizliğiyle, çoğulluğuyla karşılaşırız. Bir sanat eserinin anlamı nedir? Biraz sıkıntılı bir soru. Yine imleyen, imlenen, temsil eden, temsil eden, gösteren, gösterilen gibi şeylerden bahsettiğimizde aslında Ferdinand Saussure'un genel dil bilim derslerinde söz ettiği şeye gelebiliriz. Dilde göstergeler nedensizdir. Öyle ya da böyle kullanıcılar arasındaki bir sözleşmeden doğar demiştim. Yani bizler bir araya geldik ve şu işaretin yola park etmek, duraklamak yasaktır anlamına geldiği konusunda sözleştik aslında. Bunun bu anlama sahip olması, bu işaretin kendisinden ziyade bizim onun bu anlama geldiğine dair yapmış olduğumuz bir sözleşme. E, sanat eserinin anlamı nedir dediğimizde de ya da bir sanat eserinin anlamı kim verir dediğimizde de aslında biz genel toplumsal tarihsel kültürel bir organizasyondan söz ediyoruz. Batı sanatına bakın mesela, ikonografi adını verdiğimiz bir alt disiplin var. İkonografi, ikon adını verdiğimiz temsillerin ne anlama geldiğini bulur. Yanılmıyorsam Orta Çağ ve sonrasında sanatçıların hangi ikonun ne anlama geldiğine dair kitapları var. Mesela nar, nar sonsuz yaşamın temsili. Mesela kuzu, kuzu her defasında İsa'nın temsili. Ben kuzu çizdim ama amacım uzaylıları anlatmaktı diyemiyorsunuz mesela. Ama buradaki fark şu: Orta Çağ tıpkı trafik işaretleri gibi. Göstergelerin, imgelerin ya da temsillerin ne derseniz deyin anlamları konusunda sıkı bir dizgeleşmenin olduğu yer. Ortaçağ sanatçısı kendi bireyselliğiyle ben İsa'yı kuzuyla değil de bundan sonra masayla tasvir edeceğim diyemiyor çünkü sanatta böylesi bir bireysellik söz konusu değil. Ama sanat tarihi boyunca bireyin ortaya çıkışıyla birlikte bir özsertleşme, bir alan açılıyor. Günümüzde sanatsal temsiller ve imgeler, Orta Çağ ile kıyaslandığında bu kadar dizgeleşmiş, bu kadar anlamları belirlenmiş değiller. Bu yüzden Umberto Eco, Açık Yapıt adlı kitabında Çağdaş sanat eserlerinin yoruma imkan veren farklı anlamlara gebe olan açık yapıtlar olduğunu söyler. Fakat bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Yorum ve aşırı yorum. Umberto Eco da şöyle bir şey söyleyecek. Bir sanat eserinin birden farklı şekillerde yorumlanabiliyor olması her yorumun doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü ne demiştik? Sanatın bir de biçimi var. Sanatçının kazandırmış olduğu bir biçim var. Doğal olarak siz isteseniz de istemeseniz de sanatın biçimsel özellikleri, o çerçevesi sizin yorum yapabileceğiniz, anlam kazandırabileceğiniz alanı sınırlar. Sanatçı her defasında yoruma açık bir alan yarattığını bilir ama ortaya çıkan yorumun da yine kendi çerçevesinde, kendi sınırları içerisinde geliştiğini bilir diyor Eko. Bu yüzden Van Gogh'un yıldızlı gece tablosuna bakıp farklı yorumlar yapabilirsiniz ama Van Gogh burada bence ayakkabının altına yapışan sakızı anlatıyor da diyemezsiniz. Çünkü ister istemez karşılaştığınız bir biçim vardır ve o biçim sizin yorumlama kapasitenizi, yorumlama becerinizi sınırlar. O yüzden bir sanatta anlamdan söz ettiğimizde ister istemez sanatçının niyeti, sanat yapıtının biçimsel özellikleri, üslupsal karakteri, onu ortaya çıkartan sanat tarihsel bağlam, sanatçının içerisinde yetiştiği kültür gibi faktörlere başvururuz. Mesela Chris Ofili'nin eserlerinde fil dışkısı kullanmasının anlamı ancak onun içine doğup büyüdüğü kültürü bilmekle ortaya çıkar. O halde genel olarak şöyle bir toparlarsak, bir şeyi sanat eseri haline getiren koşullar nelerdir diyebiliriz. Hadi analitik formülümüzü artık geliştirelim. X bir sanat eseridir ancak ve ancak. Malzemeye biçim vermek suretiyle X'i ortaya çıkartan bir fail varsa. Fail soru işareti. Yapay zeka bir fail olabilir mi konusu bizi zihin felsefesine götürecek. 2. X bir tavır ya da bakış açısı ortaya koyuyorsa sanatçının etkisi. 3. X'te retorik ve genellikle metaforik eksiltmeler varsa. 4. Bu eksiltme ve boşlukların doldurulması, yorumlanması konusunda izleyici katılımına gereksinim duyuluyorsa, 5, X'i yorumlarken sanat tarihsel bağlama gereksinim duyuluyorsa, o şey bir sanat eseridir diyebiliriz. Bir şeyi sanat eseri haline getiren koşullar, tüm bunların sağlanmış olması bence bu fikri geliştirdiğim bütün düşünsel adımları özetlemeye çalıştım. Bu makalede detaylarıyla, tüm kaynaklarıyla, dipnotlarıyla vardı. İlgilenenler ona bakabilirler. Bu benim fikirlerim. Bunu bir yerde tutalım. Bence bu sanat felsefesi konusunda kendi video arşivimiz içerisinde önemli bir bölüm oldu. Bunu referans olarak kullanalım. Farklı fikirleriniz varsa şunu gözden kaçırmışsın diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Videoyu sevdiyseniz, daha faydalı olduğunu düşünüyorsanız da paylaşırsanız, daha büyük bir kitleye eriştirmemi sağlarsanız sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Sanatla ve merakla kalın.